Herkese merhaba ben Aslı Öz Yılmaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sabah cilt bakım rutinimi göstermek istedim. Zaman zaman farklı ürünler kullandığım için böyle dönem dönem sizlere cilt bakım rutinlerimin yeni videolarını çekiyorum. Daha önceden de yine akşam cilt bakım rutinimle ilgili bir video hazırlamıştık ve o zaman o videonun altındaki yorumlara da çokça takipçi sabah cilt bakım rutini versiyonunda hazırlar mısınız demiştiniz. Bugün de daha kısa ve öz olan sabah cilt bakım rutinini bir dönem yani bir süredir uyguladığım bu sabah cilt bakım rutinini sizlerle birlikte uygulamak istedim. Videoya başlamadan önce de kanala yeni gelenler için aşağıdan abone olur ve kanal bildirimlerinizi de açarsanız eğer bundan sonrasında yayınlayacağım videolardan sizlere de bir bildirim gelmiş olur. Aynı zamanda Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen uygulamamıza geçebiliriz. Ben yüzümü temizleyip geldim. Burada hani lavabonun başında olmadığım için kameranın karşısında sürekli böyle gidip gelmemek adına yüzümü yıkama işlemini tamamlayarak geldim. Sabahları çift aşama temizlik tabii ki uygulamıyorum. Akşam cildime uyguladığım ürüne sabah da cildimden arınması adına Sadece böyle jel türü veya köpük türü bir ürünle yüzümü yıkıyorum. Bu aralar yine kullandığım, bitirmek istediğim artık bir üründen bahsedeceğim. Bu da Hadalogo Tokyo'nun yüz yıkama ürünü. Bu böyle köpük yapıda oluyor. Aslında jel gibi beyaz bir böyle krem gibi elinize sürüyorsunuz. Arkasından bunu elinizde suyla böyle köpürttüğünüz zaman bayağı bir köpürüyor ve yüzünüzü çok rahat bir şekilde arındırıyor. Bunu zaten daha önce pek çok videoda ben sizlere favorilerde de söyledim. Hadalobo Tokyo serisinin inceleme videosunda da yine anlatmıştım. Bu elimde seriden tek kalan ürün olduğunu söyleyebilirim. O serinin tamamını bitirdim. Hepsinden de çok memnun kaldım. Sürekli yeni ürünleri incelemek adına tekrardan yenilerini almadım ama Elimdekiler bittikçe almayı düşüneceğim ürünler listesinde olduğunu söyleyebilirim. Bu da böyle nazikçe cildi temizliyor. Ben bunu sabahları şu anda kullanıyorum. İçerisinde hyaluronik asit var farklı molekül ağırlığında. Bu da hani cilde böyle daha çok nem verme özelliği de olan bir içerik olduğunu söyleyebilirim. Nemi tutma özelliği. Çok gergin yapmıyor. Yüzümü yıkadıktan sonra kuruladığımda çok gergin yapmıyor. Dediğim gibi ben bunu temizlediğim için şimdi hemen geçiyorum ikinci basama. İkinci basamakta tonik kullanımı geliyor. Bu ara tonik, kullandığım toniği bitirdim. Esans olarak kullandığım bir ürün vardı ki bunu akşam jet bakım rutinimde de o videoyu da izlemeyenler için yine linki bırakayım. Akşam cilt bakım rutinimde de bu ara bunu kullanıyorum. Bu da Missha'nın e, Time Revolution serisindeki Artemisia Treatment Essence adlı ürünü. İçerisinde zaten o videoda anlatmıştım. Pelinotu, miskotu olarak da bilinen Artemisia isminde olan bu e, bitki var. Bu bitkinin özü var, ekstrakları var. E, cildi sakinleştirme yarayan, kızarıklıklar, böyle tahrişler varsa onları tedavi etmeye yarayan bir içerik. Fakat yine bir dipnot olarak da söyleyeyim. Bu tür içeriklerin cildine hassasiyet yarattığını söyleyen kişiler de olabiliyor. Ben çok sevdim çok beğendim. Hatta yine son dönemde sizlere hazırladığım Foreo Bear videosunda da yine bear ürünü anlattığım videoda da yüzümde epeyce bir sivilceler çıktığını söylemiştim. O videodan bu zamana kadar şu an yüzümde hiçbir şey yok. Yani o izlerin de neredeyse kaybolmaya yakın bir hale geldiğini görebilirsiniz. Bunun çok faydasını gördüm. Yani izleri yok etmek demeyeyim ama sivilcelerin geçmesine ve yani geçtikten sonra da yenilerinin çıkmamasına bence fayda sağladığını ben bunu düşünüyorum. Düzenli kullanıyorum. Sabah akşam bunu kullanıyorum. Şimdi bugün bunu kullanmayacağım şu aşamada. İlk önce farklı bir ürün göstereceğim size. Bu da Dalma markasına ait olan First Spray Serum isimli olan böyle bir ürün. Bu çift fazla bir ürün. Üst tarafında bir yağ var. Alt tarafında da farklı bir içerik var. Böyle suyla yağ karışması için. Bunu kullanmadan önce bayağı bir çalkalamanız gerekiyor. Enteresan bir içeriği var. İçerisinde bir kere avokado yağı var. Yağ böyle derken bıcık bıcık bir yağ değil. Bunu yüzünüze sürdüğünüzde kuru yağlar gibi. Kesinlikle yağ hissiyatı hissetmiyorsunuz. Uygulamasında... İlk basamakta bunun uygulanmasını söylüyor ki o faydalı şeyleri cildiniz emsin diye. İçerisinde enteresan bir içerik var. Türüf mantarı. Türüf mantarı da toprak altında yetişen böyle kök gibi farklı bir mantar bitkisi. Ve bunun özünün cilde fayda sağladığını özellikle aydınlattığını, lekelerden arındırdığını, gençleştirici etkisi olduğunda, yenileyici etkisi olduğunda söylüyorlar. Ben bu ürünü memnun kalarak kullanıyorum. Farklı bir ürün, değişik bir ürün. Yani ilk kez deneyimlediğim bir ürün. Ee, şöyle ki bu elimdeki benim ikinci bu arada onu da söyleyeyim size. İkinci versiyonu, ikinci şişesini aldım. Çünkü ben bunu gün içerisinde de böyle sprey gibi yüzüme rahatlıkla sıkabiliyorum. Karıştırdığınız zaman üstteki ve alttaki böyle homojen bir karışıma gelmiş oluyor. Tabi biraz beklediğinizde tekrar yağ üstte çıkmış oluyor. Şimdi bunu birlikte uygulayalım. Ben yine aşağıya ürünlerle ilgili isimleri yazacağım. Bulabildiğim linkleri de yanına ekleyeceğim. Hani sizlerin de ulaşması kolay olsun. Herhangi bir sponsorluk olduğundan değil şu şekilde böyle yüzüme mist gibi bunu sıkıyorum ve inanılmaz böyle ferah bir hissiyat oluyor. Hafif de ben bunu sıktıktan sonra hiçbir şey yapmanıza da gerek yok. Gayet güzel emiliyor zaten kalsa bile yüzünüzde. Ama ben böyle hafif böyle bir tampon hareketlerle, klasik tampon hareketlerle lafıyla yani şu petting dedikleri bu hareketlerle yüzüme bunu birazcık emdiriyorum. Böyle boynuma da sıktım zaten inanılmaz böyle bir Bir kere cildim kuruydu ya şimdi yıkadım ve size bu videoyu anlatana kadar bu konuları anlatana kadar Cildim böyle bir yani o gerginliği hissettim o kadar alışmışım ki arkasına hemen böyle bir şeyler sürmeye yüzüme Bunu şu an sıkınca hop diye emdi yalnız hiçbir şey kalmadı hatta biraz daha sıkacağım Bu şekilde yani çanta taşıması dediğim gibi çok pratik gün içerisinde de böyle sıkın yüzünüze o mis gibi böyle. Tabi cildinizde makyaj falan olmaması lazım yani bunu sıkmanız için. Ee, bu şekilde kullanılabilen güzel yenileyici bir ürün. Memnun kaldım. Severek kullanıyorum. Dediğim gibi ikinci şişedeyim ben şu anda. Ee, çokça kullandım çünkü ilkini. Bayağı böyle bir bitirdim. Onu da tamamını bitiremedim. Dibinde kaldı. Şu an yanımda değil. Ee, başka bir yerde bıraktığım için onu. Şu an onu gösteremiyorum size. Bu daha bütün olan şişeyi gösteriyorum. Şimdi bu şekilde bunu emdirdim. Bu emildikten sonra tabii ben böyle araya biraz zaman da sokuyorum. Bir de size şimdi anlattığım için videonun süresi uzuyor aslına bakarsanız. Bunları böyle peş peşe yaptığım zaman çok kısa bir zamanda cilt bakım rutinimi sabah tamamlamış oluyorum. Akşam biraz itiraf ediyorum uzun sürüyor. Çünkü işte bu Bear'le uygulama girdi içine arada beklemelerim oluyor falan. Bir de böyle akşamkini böyle tam bir ritüelmiş gibi yapıyorum. Çok böyle hoşuma gidiyor kendim ayırdığım o vakit. Ama sabah daha seri geçiyorum o şekilde söyleyebilirim. Arkasından C vitamini kullanımına geçiyorum hemen bu emildikten sonra. İki tane C vitamini var şu ara kullandım. Bunlardan bir tanesi yine daha önce size söylediğim Aven'in Aoxitiv serisindeki bu serumu. C vitamini içerikli olan ve aynı zamanda E vitamini de bulunan bir serum. Bu böyle serum ama krem formunda gibi olan yoğun serumlardan. Bir de yeni kullanmaya başladığım bir marka var. Bu da Jones isimli olan markanın vitamin C serumu. İçerisinde ne var derseniz bunun ben Instagram'da paylaşmıştım sizinle. İçerisinde %10 askorbik asit, %3 oranında niacinamide ve %1 oranında da B5 vitamini bulunan böyle bir serumu. Yapısı şişesi bu arada cam. Bunları cam yapmışlar ve böyle koyu renk yapmaları da iyi olmuş. Yani şeffaf olmasın diye böyle renkli düşünmüşler. Genelde daha böyle dark renklerde koyu renklerde yaparlar ya C vitamini şişesini ışıktan etkilenmesin diye. Böyle jel kıvamında biraz daha yapışkan bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Ama sürdüğünüz zaman çok çabuk emiliyor. Ben şimdi normalde dediğim gibi bu ikisine dönüşümlü olarak kullanıyorum. Bu bitmek üzere çünkü zamanı da geçmesin diye bunları da tüketmeye çalışıyorum. E, bu yeni geldiği için elimde yeni başladığım için bunu da devam ediyorum. Bundan önce ne kullanıyordun derseniz bunu çok daha yakın zamanda kullanmaya başladım. Bundan önce bitirdiğim e, By trendin Vitamin C... %15'lik olan ferulik asitli olan o serumunu kullanıyordum. Onu da yine linkini aşağı bırakırım. Ondan da çok memnun kaldım. Ve böyle lekelerimin çabuk geçmesinde bence gerçekten etkisi olduğuna inanıyorum. Şimdi bunlar şöyle pompayla bu aplikatörün içine geldiği kadar kısmını alıyorum. Avucuma böyle döküyorum. Jel şeffaf bir ürün. Bunu böyle elimde dağıttıktan sonra yüzüme bir güzel böyle sürüyorum. Yani sürerken hafif o yapışkanlığı hissediyorsunuz. Böyle bir şey kokusu yok. Bu C vitamininde parfümlü bir koku almıyorsunuz kesinlikle. Ben böyle C vitamini elimdeki hissiyat bitene kadar yediririm yalnız aşırı derecede. Böyle boynuma, kulağımın arkasına falan her yerime sürüyorum. Biraz daha alıyorum o yüzden avucumun içine. Şu boyun kısmına da devam ettiğim için. Çünkü cildimiz sadece yani şurayla sınırlı değil. Sadece buraya sürmeyin. Boynunuza da yüzünüze sürdüğünüz her şeyi böyle boynunuza, hani ensenize doğru buralara da devam ettirin. Çünkü boynumuz da aslına bakarsanız çok çabuk deforme oluyor. Ee, biz ihmal ediyoruz boynumuzu. Hatta bu dekolte bölgesine kadar inmek gerekiyor cilt bakımında. Çünkü bütün bir organ yani cildimiz sadece yüzümüzle sınırlı bir organımız değil, bütün vücudumuz aslında. Ama tabii yüzümüz daha çok güneşe maruz kalıyor. Daha çok deformasyon da mümkün oluyor. Sonuçta giysilerle kendimizi kamufle etsek de yüzümüz her zaman açıkta kalıyor. O yüzden birazcık daha itina etmemiz gerekiyor. Bir de yaş aldığımızı en çok gösterdiğimiz taraf yüzümüz oluyor. E şimdi bu arada yine araya konuşmalar sokuyorum ki zaman geçsin diye. E bu şekilde bunu da emdirmiş oldum. C vitamini ile de işim bittikten sonra aslında çok böyle düz çok basit bir rutin uyguluyorum sabahları. Farklı böyle çok çeşitli ürünler uygulamıyorum. Geliyorum göz bakım ürününe. E bu ara kullandığım ürün olarak da bunu söyleyeceğim size. Cyberium Wellness'ın Revitalizing Eye Cream isimli olan göz kremi. Bunu hem akşamları Xperalta serisinin hem akşamları hem sabahları kullanıyorum. Şimdi içeriği bakımından hani belki akşam kullanımında da olabilir. Hani daha aman işte sabah kullanıyorum leke yapar mı falan diye düşünenler olabilir. Fakat ben güneş kremi kullandığım için hani hiçbir sıkıntısını yaşamıyorum. Bunu da böyle göz çevresine bir güzel yediriyorum. Şöyle hafif dairesel hareketlerle. Oh çok güzel geldi. <laughs> Bu şekilde yedirdikten sonra gördüğünüz gibi baya bir böyle cildimi hafif hafif neme doyurmuş oldum. Arkasından farklı bir ürün kullanmıyorum. Nemlendirici kreme geçiyorum hemen. Nemlendirici krem olarak da Black Snail. Bu Mizo'nun Black Snail olan kremini kullanıyorum. Peptit içerikli olan bir krem. Ben bunu çok beğeniyorum ve gördüğünüz gibi maalesef bitmek üzere olan bir krem. Böyle bitirmeye yakın olduğum ürünleri de daha çok kullanarak onları tüketmeye çalışıyorum aslına bakarsınız. Arkasından da bunu yüzüme bir güzel dağıtarak böyle boynuma da bol bol sürerek bu böyle vıcık vıcık yağlı olmadığı için de hoşuma gidiyor. Yani çok böyle e, aşırı bir arkasından güneş kremi süreceğim için aşırı böyle cildimde bir yapışkanlık ve yoğun bir hissiyat falan yaratmıyor. O yüzden de hoşuma gidiyor. Sabah akşam kullanıyorum ben bunu. Böyle yüzüme oh yumuşacık oldu ya. Ay nasıl rahatladım ya. Sabahtan şimdi yüzümü yıkadığımdan beri videoyu çekeceğim ne sizlere böyle bayağı bir Gerilmiştim. Oh çok iyi geldi. Bunu da kullandıktan sonra arkasından ne kullanacağım? Tabii ki sıra güneş kremine geliyor. İki tane güneş kremi var. Şu anda dönüşümlü kullandım ama sıklıkla bunu kullanıyorum. Geçenlerde yine favoriler videomda size zaten söyledim. Bu Manyo'nun, Manyo markasına ait olan Arvegan isimli olan bir markası var Manyo'nun. Bu Sika Daily Sun Cream olarak içerisinde Sika içeriği bulunan bir güneş kremi tamamen fiziksel koruyucular içeriyor. Kimyasal koruyucular yok. Ben kimyasal veya fiziksel koruyucu takıntısı olan biri değilim. İkisinden de olabilir. Sadece kimyasal da olabilir ki zaten şu Essence isimli olan Mishan'ın bu kremi e, kimyasal koruyucular da içeriyor. İkisini de gayet rahat kullanıyorum. Benim için önemli olan güneşten koruması. O yüzden ben bu kremlerin her çeşidini deniyorum. Cildime böyle bir sivilceler vesaire yapmadığım müddetçe de o kremlerle yoluma devam ediyorum. Bu da beğendiğim bir krem oldu. Bu sika içerikli olmasından dolayı da cildi böyle onarma, onarıcı etkileri de var açıkçası onu da çok beğendim. Bir de içeriği bakımından, uygulaması bakımından karma ve yağlı ciltlerinde sevebileceği bir ürün olduğunu da söyleyebilirim. Sabah cilt bakım rutinimde yüzüme sürdüğüm krem, nemlendirici krem, Hafif böyle bir emildikten sonra bunu uyguluyorum. Ee, biraz yine böyle konuşarak sizlerle o zaman da geçmesini bekliyorum. Ya dakika tutmuyorum açıkçası ama ürünün emildiğini anladıktan sonra böyle cildimdeki o hissiyat zaten krem sürdükten sonra anlarsınız ya yapış yapış da bir krem değil. Arkasından bunu uygulamaya geçiyorum. Ne kadar uyguluyorsun mevzusuna geliyorum şu anda. İki parmak yöntemiyle şöyle bir parmağıma sıkıyorum. Bir de ikinci parmağıma sıkıyorum. Gördüğünüz gibi iki parmak yöntemiyle. Hatta buna biraz az geldi, biraz çoğaltacağım böyle. Zaten sonrasında olmadı, biraz daha ekliyorum. Bunu yüzüme dağıtarak ve bu boyna da aslında dağılacak şu şekilde. Yetmezse biraz daha ekleyerek. Ki zaten e, şu anda hani dışarıda olduğumuz zaman da maske taktığımız için şu kısım olduğu gibi kapalı oluyor. Yani bu kısma çok da böyle hani eyvah güneş kremi sürmedim diye düşünmemize, kaygılanmamıza gerek yok. Ama olur da hani böyle bir yerde çıkarmamız gerekirse diye ben yine her yere bu kremi yayıyorum. Gördüğünüz gibi bu arada bakın sizin karşınızda uyguluyorum. Yani hemen ilk sürerken böyle beyazmış gibi olsa da çok beyaz gibi görünse de bunu böyle yaymaya başladığım anda yedirmeye başladığım anda bakın göz çevreme de sürüyorum. Bir güzel bu emiliyor. Oturduktan sonra da yani şöyle bir 5-10 dakika sonrasında da hiçbir şekilde bir beyazlık kalmadan bu şekilde uygulamış oluyorum. Miktar olarak güneş kremi ne kadar uygulanır Sorunsalına tekrardan böyle bir nokta koyarak açıklamak istiyorum. Güneş kremi yüzünüze ve boynunuza uygulayacaksanız eğer iki parmağınıza sıktığınız miktarın yeterli olduğu söyleniyor. Fakat güneş kremlerinin yoğunluğunu uygulama durumuna göre de değişiyor bu. Veya açıkta kalacak olan bölgelerinizde düşünebiliriz. Hani sadece yüzünüz açıkta kalacaksa daha az bir miktar da uygulayabilirsiniz. Boynunuz da şu an benim üzerimdeki kıyafet gibi boynunuzla mesela dışarı böyle çıkacaksam buradan da güneş alacağı için bütün boynuma ve enseme de sürmem gerekecek. Fakat ben evde olduğum için şu anda bu şekilde uyguluyorum. Güneş kreminin ölçü olarak baktığınızda hep yabancı kaynaklarda böyle teaspoon olarak görürsünüz. Oysa ki şöyle bir yanılgı oluyor. Onlardaki teaspoon denilen kaşık bunu ben daha önceden de bahsetmiştim. Genelde bizim gibi Türk çay bardağıyla yani ince bellilerle çay içmedikleri için fincanlarla çay içtikleri için fincanların kaşıkları da bizim çay kaşıklarımız gibi değil. Aslına bakarsanız tatlı kaşığı kadar bir kaşık kullanıyorlar. Onların teaspoon dedikleri bizim tatlı kaşığımıza denk geliyor. Yüzünüzün hani böyle santimetre karesine göre e, güneş kreminin miktarı önemli ki SPF koruyuculuğu ancak o şekilde çalışıyor. O yüzden böyle çok az hani cilt bakım kreminizi, nemlendirici kreminizi sürdüğünüz kadar minik bir miktar bütün yüzünüze dağıttığınızda aslında siz koruyucu olabilecek kadar bir miktarı uygulamamış oluyorsunuz. Bunu burada değinmiş olayım. Yani güneş kremini bol bol sürmekten çekinmeyin. Nasıl olsa akşam çift aşamalı temizlikle hepsini çıkarıyoruz gidiyor. Gündüz bizi korusun yeter diyorum. Dedim ki bu Arvegan'ın bu ürünü bakın yüzüme de oturdu. Herhangi bir beyazlık falan da yapmadı. Gayet güzel. Şu anda hiçbir yapış yapışlık da yok. Hiçbir yağlı hissiyat da yok. Ben bu formülden, bu kremden çok memnun kaldım. Bunu da dediğim gibi fiziksel koruyuculu bir ürün arayanlar bakabilir. Sitesinde de zaman zaman indirimlere giriyor. Yine diğer beğendiğim karma ciltlerini de sevebileceğini düşündüğüm Misha'nın Essence Sun Milk isimli olan bu All Around Safe Block serisindeki kremi böyle yeşil kapaklı olan. Bunu da çok beğeniyorum. Bu daha likit akışkan yapıda çok çabuk emilen güzel bir güneş koruyucu. Evet benim rutinim bitti. Bir de dudaklarımı nemlendireyim. Rival Loves bu lip maskinden de biraz süreyim ki en başta da sürmüştüm böyle dudaklarım gergin olmasın diye. Bunu da şöyle birazcık dudaklarıma geçerek yumuşattıktan sonra Böylece sabah rutinimi tamamlamış oluyorum. Peki diyelim ki makyaj yapmak istiyorum. Ne zaman yapıyorum? Güneş kremini sürdükten 20 dakika sonrasını bekliyorum ben açıkçası. O yüzden ben sabahları genelde cilt bakım rutinimi kalkar kalkmaz yapıyorum. Orada kahvaltı giyinme vesaire zamanı bana aslında bir süre vermiş oluyor. O sürenin sonunda da makyajımı hemen böyle periyodik ve pratik olan o makyajımı tamamlayarak hemen evden çıkacak duruma hazır oluyorum. O yüzden sizlere pazar günü sohbetli olan videomuzda da pratik her zaman yaptım. Böyle 5 dakikalık makyajımı yaparak biraz da sohbet edelim istiyorum. Pazar günkü videomu da sakın kaçırmayın diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu uygulama. Bu ürünler dediğim gibi sabah rutinimde önce yıkıyorum. Arkasından bu dalbanın spreyini sıkıyorum. Arkasından C vitaminimi kullanıyorum. Bir tane göz kremim var. Bir nemlendiriciyi kullanıyorum. Bu şekilde yani kaç tane oldu? 5 tane ürünü kullandıktan sonra son basamakta da güneş kremi kullanarak bu şekilde tamamlamış oluyorum. 6 tane ürünle aslına bakarsanız tüm rutinimi tamamlamış oluyorum. Çok fazla değil, çok karmaşık değil. Hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Yani misal şöyle söyleyeceğim. İlla bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Yüzünüzü yıkayın, arkasından bir C vitamini serumu uygulayın. Arkasından bir nemlendirici krem. Eğer çok yağlıysa buna bile gerek yok. Direkt güneş kremine de geçebilirsiniz. Böyle de bir rutin olabilir. Göz çevresi kremi şart değil. Yüzünüze uyguladığınız kremi göz çevrenize de uygulayabilirsiniz. Eğer içerikleri bakımından tarih etmiyor, zarar vermiyorsa. Böyle de bir rutin olabilir. Veya bunu çıkarın. Bu şekilde 3 ürünle böyle de bir rutin olabilir. Yani illa hani rutininizde 8 tane ürün, 10 tane ürün olması gerekiyor gibi düşünmeyin. Rutininizi kendi bütçenize veya kendi cilt tipinize göre istediğiniz şekilde planlayabilirsiniz. C vitaminini sabah kullanmamın sebeplerini daha önceden açıklamıştım size. Güneş kremi ile birlikte güneş koruyuculu etkisini aslında artırıyor. Ve akşamları genelde ben retinol ile asitli ürünlerimi kullandığım için ki akşam rutininde bunların uygulanması gerektiği için ve C vitamini ile onların karışmaması gerektiği için C vitaminine sabah yer veriyorum. Retinol veya asitlerime de akşamları yer vermiş oluyorum. Böylece rutinimi sizlerle birlikte uygulamış oldum. Bu dönem dediğim gibi bunları yapıyorum, bunları kullanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyifle izlemişsinizdir. Yine sorularınız olursa lütfen aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek okuyarak cevap vermeye çalışıyorum. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmanız, kanalıma yeni geldiyseniz abone olmanız beni çok mutlu eder. Aynı zamanda kanal bildirimlerinizi açarsanız haftada 2 gün, bazen 3 gün yayınladığım videolardan sizlere de bir bildirim gelmiş olur. Bir de Instagram'dan takip ederseniz daha da çok sevinirim. Orada da yine kozmetik ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.